İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da deprem. UNESCO korumasındaki 7000 yıllık tarihi Dikranagir surlarına balkon yapıldı. Cavahkın Parvana geçidinde trafik yasağı. İdlib'de hükümet güçleri 3 köy kurtardı. Lavrov, Suriye, Türkiye ve Irak sınırının çoğunu kontrol altına aldı. Ermeni platosunun en hızlı akan Çoruh Nehri buz tuttu. Avrupa Birliği bilim ve eğitim reformu yolundaki Ermenistan Cumhuriyeti'ni desteklemeye hazır. Batı Ermenistan'ın Harpert Elazığ ilinin Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Harpert Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Dikranagert, Diyarbakır, Samosat, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı. Deprem sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi de yaralandı, çok sayıda bina yıkıldı. UNESCO korumasındaki 7000 yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı. Tarihi sur bedenine balkon yapıldı. Surların dibine de beton dökülürken önüne de istinat duvarı örüldü. Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun duvar yapısı olma özelliğine sahip olan surların dibinde yapılan Millet Bahçesi projesinin izinsiz ve kültürel mirasın korunması hassasiyeti gözetilmeksizin yapıldığı ortaya çıktı. Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolları Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kar fırtınası ve görüş mesafesinin kısıtlı olduğu zorlu meteorolojik koşullar nedeniyle Koda, Partskisi, Manglisi, Talka, Ninonsminta karayolunun Parvana geçidini oluşturan 94-110 kilometrelik bölümünde trafik her türlü araç geçişi için yasaklandı. Suriye Arap ordusu İdlib eyaletinin 3 köyünü kurtardı ve Halep'te gerici militanlarla çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri İdlib'in güneydoğusundaki Al-Deir, Al-Şark ve Abu Cureyf yerleşim birimlerini ele geçirdi. Suriye ordusu ayrıca doğuda Kursiyan yerleşim yerinde kurtardı. Kaynaklar Halep şehrinin kuzeybatısındaki aynı adı taşıyan eyalette şiddetli çatışmaların sürdüğünü söylüyor. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre çatışmalar gerici isyancılar tarafından düzenli olarak bombalanan Zahra Banliyosu'nda gerçekleştiriliyor. Tert Ayim'in bildirdiğine göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Suriye hükümet ordusunun Türkiye ve Irak ile olan sınırının çoğunu kontrol altına almayı başardığını ifade etti. Lavrov, Birleşmiş Milletler'in Suriye İşleri Özel Temsilcisi Guy Pedersen ile görüşmeler öncesinde durum düzeliyor. Teröristler tarafından kontrol edilen bölge azalmaya devam ediyor ve elbette hem İdlib bölgesinde hem de ülkenin kuzeydoğusundaki terörist grupların kalıntılarını imha çalışmaları devam ediyor açıklamasında bulundu. Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum ilindeki Çoruk Sıra Dağları'nda Çormayri zirvesinden çıkarak ve 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri buz tuttu. Hızı ile bilinen Çoruh Nehri nadiren donar. Son bir haftadır Sibirya soğukları etkisinde olan Karin Erzurum'da göl ve akarsular buzla kaplandı. Karin Erzurum'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 20 derecede seyretti. Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti'ne tıp eğitiminin geliştirilmesinde yardım etmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği Eğitim Başkanı Andrea Victor'un yaptığı açıklamada beyin için sağlıklı yaşlanma programının açılış toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini bilim ve eğitim reformu yolunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Victor'in Ermenistan Cumhuriyeti'nin Horizon 2020 programına katılımının Yerevan Devlet Tıp Fakültesi ve Avrupa Üniversiteleri ile gerçekleşecek işbirliğiyle ülke için ciddi bilimsel fırsatlar açacağını vurguladı. Yerevan Devlet Tıp Fakültesi Rektörü Armen Muratyan, bunun üniversite için çok önemli ve tarihi bir an olduğunu kaydetti. Çünkü üniversite Avrupalı ortaklarla bu düzeyde bir işbirliğine ulaşmak için uzun bir yol kat etti. Beyin araştırma merkezi kurmak için yaklaşık 1 milyon dolar harcanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı folk topluluğunun seslendirdiği Maymuki Helek Dıhek adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.